Sevgili arkadaşlar önemli bir cihaz var şu anda elimde. Herhangi bir telefonla aynı incelikte olan ama katlanabilen Honor'un yeni akıllı telefonu Magic V2. Bu videodaki konuğum gerçekten dediğim gibi özel bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Gelin hep birlikte bu akıllı telefonu sizlere anlatayım ve hep birlikte bakalım. ben videoya geçerken sizler de kanalıma abone olup bu videoyu beğenip düşüncelerinizi aşağıya yazarsanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Sevgili arkadaşlar doğrudan bu akıllı telefon artılarını sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü cihazda hakikaten muhteşem bir malzeme kalitesi bizlerle buluşmuş durumda. Açıkçası malzeme demişken bu arkadaki kaplamada kullanılan mat yapının da oldukça şık durduğunu sizlerle paylaşmam lazım. Tabi cihazda herhangi bir parmak izi kalmıyor arka tarafta baktığınız zaman ve oldukça da dayanıklı gözüküyor. Honor'da Biliyorsunuz artık Google servisiyle alakalı bir problemimiz yok. Yani rahatlıkla Google servislerini bu cihazlarda deneyimleyebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Tüm Google ürünlerinde bu cihazlarda kullanmanız mümkün ki ben hatta şu anda elimde cihazı tutuyorum. Çünkü Google dokümanlarda açmış olduğum, kendime yazmış olduğum cihazla alakalı notlarım burada benimle beraber buluşuyor. O yüzden özellikle bu akıllı telefonu elime alıp sizlere inceleme videosunu anlatmak istedim. Şimdi kameraları oldukça şık. Genel olarak buradaki Google servisleri ve dayanıklılık konularında da oldukça başarılı şeyler var. Ancak bu akıllı telefonu bence cihazların arasında rakipleriyle karşılaştırdığında bambaşka bir noktaya götüren detay, inceliği ve içerisinde kullandığı yepyeni pil teknolojisi arkadaşlar. Öncelikle inceliğe değinelim isterseniz. Çünkü bu cihazı kafanızda oturması için şöyle örnek vermek istiyorum. iPhone 15 Pro Max yaklaşık arkadaşlar 221 gram ve 8.3 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Elimde tutmakta olduğum bu akıllı telefon ise 231 gram ve sadece 9.9 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Yan yana koyduğumuz zaman iPhone 15 Pro Max'e ikisinin arasındaki kalınlık farkını çıplak gözle anlamanız oldukça zor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim aradaki o 10 gramlık fark da açıkçası bir katlanabilir telefon kullanmak isteyen kullanıcı için bence çok da göz önüne alınacak bir detay değil diye düşünüyorum. Galaxy S24 Ultra ile ikisini karşılaştırarak dığimizde ise Galaxy S24 Ultra 232 gram ağırlığa ve 8.6 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Neredeyse bu telefondan daha ağır ve arasındaki bu 1 1.5 milimetrelik kalınlık farkı da çok göz önüne alınacak bir kalınlık farkı değil diye düşünüyorum. Bu arada bu cihazın açık hali de şu anda elimde zaten açık halinde tutuyorum. 4.7 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Kalınlık diyorum da aslında incelik arkadaşlar. inanılmaz ince ve müthiş ergonomik bir akıllı telefon olmuş. Burada incelik noktasında tamamıyla kavisli bir tasarıma sahip olduğu için az önce verdiğim standart telefonların örneklerine göre buna baktığımızda bu aradaki 1-1.5 milimlik bu kalınlık farkı çok hissedilmiyor. Çünkü gerçekten çok ince ve buralarını yuvarlayarak kenarlarını yuvarlayarak tasarladıkları için oldukça başarılı bir sonucu bizlerle buluşturuyor. Özellikle arkadaşlar bu cihazda ekran anlamında konuşulmuş ması gereken detaylar var. Çünkü dış taraftaki bulunan dikey ekran şu görmüş olduğunuz dikey ekran çok güzel teknik detayları bizlerle buluşturmayı başarıyor. Burada 6.43 inçlik LTPO bir OLED ekran bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Burada 120 Hz'lik bir yenileme hızı bu panelde bizlerle buluşurken HDR10 Plus desteğinin de bu panelde bizlerle buluştuğunu görüyoruz. Tam 2500 nitlik bir parlaklığa ulaşabiliyor dış paneldeki bu ekran ve aynı zamanda nano kristal 2.0'lık bir koruma camıyla geliyor dış panelde bulunan cam ki ben bunu daha önce deneyimlememiştim çok pürüzsüz ve enteresan bir deneyimi var bu camın böyle hoşuma gitmedi desem yalan olur beğendim yani değişik bir hissiyatı var. Böyle cam gibi hissediyorsunuz ama çok kaygan bir zemini var. Çok böyle güzel ve keyifli bir kullanıma sahip. İç ekrana geldiğimizde ise bizlere arkadaşlar 7.92 inçlik bir LTPO OLED yapıda 120 Hz yenileme hızına sahip HDR10 Plus ve e destekli bir ekran paneli karşılıyor. Burada da yine bizi 1600 nit'e ulaşan bir parlaklık seviyesini karşıladığını söyleyebilirim. Benim için çok değerli olan konu ortadaki katlanma izi ve tabii rakiplerine baktığımızda onlarda hala katlanma izi benzerini görürken bu akıllı telefonda katlanma izinin neredeyse minimize edildiğini görebiliyoruz. Yani görmek çok zor katlanma izini ya da uzaktan bakıldığında bu katlanma izi neredeyse ortadan kaldırılmış diyebilirim sizlere. Ekrandaki renkler çok canlı, temiz ve net katlandığında aradaki boşluk yok diyebilirim sizlere. Ekranı defalarca açtım kapattım ama herhangi bir eksik durumla da karşılaşmadım. İlk kez bu akıllı telefonda katlanabilir cihazlar arasında arkadaşlar Menteşe tasarımında bir titanyum alışımlı malzeme kullanılmış durumda. Bu noktada Honor bu Menteşe işini müthiş kafa yormuş gerçekten ve sonuç gördüğünüz gibi günde 100 kere açıp kapatsanız bile yaklaşık Honor Magic V2'yi 10 yıl kullanmanız mümkün. Tabi kullanmak isterseniz yani burada katlanma üzerinden 10 yıla varan bir sizlere ömür sunulmuş durumda. Honor bence Magic V2'de ekran anlamında dersini fazlasıyla çalışmış arkadaşlar. Çünkü bu cihazı almak isteyen bir kullanıcının bence ekrandan yana üzülmesi neredeyse imkansız. İşin performans tarafına geldiğimiz zaman ise bu akıllı telefonda Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu işlemci 4 nanometrelik bir üretim süreciyle geliyor. Bu da tabii ki bizlere oldukça verimli bir işlemcinin sunulduğunu gösteriyor. Tabii burada düşük bir performansı tüketim anlamında bizlere sağlarken yüksek bir performansı da burada grafik ve günlük hayatta baktığımızda bizlerle buluşturabildiğini görüyoruz. Zaten Geekbench skorlarına baktığımız zaman da bir amiral gemisi akıllı telefonun bizlere sağlayabileceği performansı sağlayabildiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Cihazın işlemci performansı kesinlikle bir amiral gemisi modelle yarışır seviyede diyebilirim sizlere. Zaten cihazın hedefi de amiral gemisi bir katlanabilir akıllı telefon olmaktı ki bunu da performansıyla bizlere sunduğunu düşünüyorum. RAM olarak bu akıllı telefonda 16 GB'lık bir RAM var. Sanal RAM olarak da 7 GB'lık bir RAM bizlerle buluşuyor. 512 GB'lık bir depolama bu akıllı telefonla görev yapıyor. Çift SIM kartımız var. Yine burada destek olarak ancak Micro SD kart desteğimiz bulunmuyor arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Oyun performansı olarak sizlere burada bir yorumlama yapacağım ama yazılıma da değineyim isterseniz. Çünkü cihazda Android 13 var ve Magic OS 7.2 ile geliyor. Burada Honor'un bizlere sunmuş olduğu bir Parallel Space isimli özellik var. Adından da anlayacağınız üzere akıllı telefonunuzun içinde bir Paralel yeni bir akıl telefonunuz varmış gibi bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu alanda istediğiniz uygulamayı ikinci bir uygulamaymış gibi cihazı yükleyebiliyorsunuz. Ve buraya şifreli ya da parmak izi yüz tanımı gibi biyometrik güvenlik seçenekleriyle giriş yapabiliyorsunuz. Bu da tabii ki sizlere orada özel bir alan olarak oluşturulmuş oluyor. Gelelim işin performans tarafına. Çünkü bu akıl telefon performans anlamında bence sizleri üzecek bir cihaz değil arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz hem oyun anlamında hem de genel kullanım anlamında sizleri... Fazlasıyla tatmin etmeyi başaran bir akıllı telefon. Zaten bu teknik detaylarla sizleri üzüyor olsaydı ben de açıkçası düşünürdüm. Yaptığım tüm testlerde performans anlamında bir olumsuzlukla karşılaşmadığımı sizlere belirtmeliyim. Kamera tarafına baktığımızda bu akıllı telefonun ana kamerasında 50 megapiksellik bir kamera görev yapıyor. F1.9 diyafram aralığına sahip bu kamera arkadaşlar OIS desteğiyle bizlerle buluşuyor. Ultra geniş açılı kameramız ise 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera. Burada 122 derecelik bir geniş açı bizlerle buluşuyor. Aynı zamanda bu ultra geniş açılı kamerayla 2,5 cm'den makro fotoğrafları çekmeniz yine mümkün oluyor. Bir diğer kameramız ise 20 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip ve bu kamera 2,5 optik zoom yapabiliyor. Yine OS desteğine sahip. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Bunlar hep amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon olma yolunda atılmış. Doğru ve güzel adımlar diye düşünüyorum. Zaten sonuçları şu anda görüyorsunuz. Kameralar, ışıklar güzel oldu oldukça güzel işleri bizlerle buluşturabiliyor. Özellikle Honor'un renkten anlamındaki başarılı çalışmalarının sonuçlarını bu cihaza da görebiliyoruz. Renkler gördüğünüz gibi oldukça canlı ve gerçeğe daha yakın. Çok da nadir olsa kırmızılarda ufak tefek patlamalar olsa da genel anlamda burada cihazın fotoğraf çekimlerinde bir sıkıntıyla karşılaşmadığımı sizlere söylemek isterim. Gece çekimlerinde de yine Amiral Gemisi akıllı telefonlarla yarışır bir sonucu bizlerle buluşturmayı başarıyor Honor Magic V2. Sevgili arkadaşlar bence katlanabilen kullanılabilir akıllı telefonlar arasında kameralarıyla kendinden söz ettirecek bir akıllı telefon olmuş bu elindeki cihaz. Video tarafına baktığımızda 4K 60 fps HDR 10 Plus destekli videolar çekebiliyorsunuz bu akıllı telefonda 10 bit video çekebiliyor arkadaşlar bu katlanabilir akıllı telefon. Performansını, yorumlarını sizlere bırakıyorum. Sizler zaten bakar, yorumlarınızı yazarsınız. Ön kamera yine özel olarak tasarlanmış. Hem içeride hem dışarıda 16 megapiksellik F2.2 diyafram aralığıyla çalışan bir kamera bizlerle buluşuyor. Burada HDR çok başarılı çalışıyor gerçekten netlik seviyesi güzel ön kamera performansı beklentimin bir tık üstünde Ancak tabii ki katlanabilir bir akıllı telefon olduğu için burada arka kameraları da bir selfie kamerası gibi kullanabilme avantajı sayesinde çok başarılı sonuçlarda elde etmeniz mümkün oluyor sevgili arkadaşlar bu cihazın en önemli detaylarından bir tanesi 5000 miliamperlik bir batarya ile geliyor ancak bu batarya silikon karbon bir pil Arkadaşlar şimdi silikon karbon bir pil olmasından dolayı 66 wattlık bir hızlı şarj desteğine sahip bu akıllı telefonun pili tabii ki bizlere çok daha başarılı sonuçları sunabiliyor. Yani burada şarjınızın bittiği durumlarda 20 dakikada %50-%60 arasında bir dolum yapabiliyorsunuz. Benim test ettiğim ilk silikon karbon pile sahip akıllı telefon Honor Magic V2. Daha öncesinde Honor geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi'nde bizlerle Magic 5 Pro'yu göstermişti. O cihazda bu pil teknolojisini ilk defa bizlerle buluşturmuştu ki bu cihazda arkadaşlar tabii ki silikon karbon pillerin avantajı sonuna kadar kullanılmış. Çünkü cihazın bu boyutuna göre içinde daha ince ve küçük bir pil olmasına rağmen yine bizlere tam 5000 mAh'lik bir pil kapasitesini sunabiliyor. Diğer lityum iyon pillere göre baktığımızda silikon karbon piller daha küçük boyutlarda daha büyük bir bizlere enerji sunabiliyor aynı zamanda da enerji verimliliğini bizlere iletebiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim bu cihazın neden dikkat çektiğine derseniz birincisi tasarımı, ikincisi performansı ve kameraları ve yenilikçi teknolojileri diye düşünüyorum. Standart katlanabilir akıllı telefonlar arasında bence bizlere sunduğu detaylarla oldukça tercih edilebilir ya da dikkat çeken bir model olabilir. Sizlerin arasında da bir katlanabilir akıllı telefon arayışında olanınız varsa mutlaka beklentilerinizi karşılayacak ve sizlerin de ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Benim bu videoyu çektiğim tarihlerdeki HONOR Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Cihaz Türkiye'de çıkmadan bana ulaştırdığı için henüz bu cihazın fiyatı ya da satış seçenekleri, satış durumları belli olmadığı için sizlere bu konuda bir bilgi veremiyorum. Ancak sizlere bu videoda cihazın detaylarını ve beğendiğim özelliklerini aktarmaya çalıştım. Genel anlamda katlanabilir cihazlarla karşılaştırdığımda beğendiğim bir akıllı telefon oldu HONOR Magic V2. Dolayısıyla burada çok bir eksi durumla karşılaşmadığımı da sizlere söylemek istiyorum. Daha uzun bir test etme şansım olursa o zaman. O zaman da sizlere uzun vadede yine detaylarına aktarıyor olurum. Sizler düşünüyorsunuz bu akıllı telefon hakkında? Lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve tabii ki bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.